annelerin kraliçesine çay yaptım. Hadi bakalım gözün aydın. Yakında sen de kurtuluyorsun. Sonunda aklına ben de gelebildiğim için çok mutluyum anneciğim. Canım anneciğim benim, güzel anneciğim. Herhalde geleceksin yani. Sen de benim evladım değil misin? Diyorsun ve doğru söylüyorsun anneciğim. Bir anne kızının mürüvvetini niçin görmek istemesin değil mi ama? Ne mürüvveti? Gene sen neler yumurtluyorsun bakayım öyle? Az önce sen söyledin ya artık kurtuluyorsun diye. Söylemedin mi yani? Ben kurtuluyorsun dedimse bana hizmet etmekten kurtuluyorsun demek istedim. Edepsiz. Artık bana gelinim hizmet edecek. Tövbe tövbe. Hiçbir durumda benim evliliğim düşünülmez ki zaten. Düşünülse şaşarım zaten. Ben bitmişim zaten. Ben de seni götürüp kısırlaştırmayı düşünüyorum zaten. Abi. Bu saatte nöbetçi hakim bulup masanı boşalttırdık. Tamam kes. Ay ne gerek vardı, ne gerek vardı bu kadar acele. Yarın sabah sakin kafayla evlenirdik. Şimdi uykulu uykulu hiçbir şey anlamayacağız. Otur şuraya. Hiçbir yere kırılma. Geç otur. Ben anlarım hayatım. Sen merak etme. Hele bir evlen. Gerisini hiç merak etme. Hiç bu saatte nikah kıymamıştım. Artık bunu güzel bir anım olarak sağda solda herkese anlatırım. Kes sesini de kıy şu nikahı. Bak dün kıymadım, bugün kıyarım ha. Tamam. Görmüyor musun Kabriye ablamız evlenmek için sabırsızlanıyor. Ha? Tabii tabii, başlıyorum, hemen başlıyorum. Efendim siz Ökkeş kızı Kabriye, oğlunuz yaşındaki Masar Mahmudoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ay evet, elbette ayol. Siz benim yerimde olsanız böyle ilik bir erkeği kocalığa kabul etmez miydiniz? Beni bu işe karıştırmasanız. Kes lan, devam et, devam et hadi. Ediyorum. sen Menkıbe oğlu Masar Mahmudoğlu, Ökkeş kızı Kabriye Hanım'ı eşin olarak kabul ettiğinden emin misin? Yani pardon, ediyor musun? ediyorum. Yaz, ediyorum eminim. Efendim o halde bana da sizi karı koca ilan etmek düşüyor. Yani ben de sizleri koca karı... Koç. Yahu kardeşim şurada sandalyeye yapıştık. Et artık be. Koç koç. Oh. karı koca ilan ediyorum. Aldın mı? Aldım anneciğim. Uzak gözlüğümü? Onu da aldım anneciğim. Peki ya astigmat gözlüğümü? Onu da aldım anneciğim. İyi. Peki güneş gözlüğümü, deniz gözlüğümü? Anneciğim, gözüne takabileceğin her şeyi aldım. İçin rahat olsun. Aferin. Yıllardan sonra ilk defa minik kuşumun mürüvvetini görüyorum. Onun için uzaktan, yakından, sağdan, soldan, her taraftan görmek istiyorum. Ruhsarcığım ruhum, şimdi ben tavsiyeyle evliydim ya. İşte bu Kabriye'nin ağabeyi titrettin, beni tavsiyeden boşalttı ve ablası Kabriye ile evlendirdi. Bir gece yarısı nikah memuru yatağından kaldırmışlar, getirmişler ve Kabriye ile beni evlendirdiler. İşte bu kadar. Bana bak Masar, bari söyleyebileceğim böyle basit yalanlar seç de abuk subuk salak şeylerle kendini zorlama bari be. Ruhsar, ben bir kader kurban... Kes sesini be! O kadınla parası için evlendin değil mi? Hadi itiraf et. İtiraf ediyorum. Parası için evlenmedin. Kadın çok hoşuma gitti. Göğüsler, kalçalar taş gibi. O yüzden ne diyorsun ya? Yani sevdiğin için mi evlendin? Allah pis jigolo. Allah. Onu söylemek istemedim ya. Ne demek pis jigolo? Jigolo ne demek bir kere? Bilmediğim kelimeleri söylüyorsun. Ya kötü bir şeyse? Dur. Ben sizi şimdi birbirinize uygun bir çift yaparım canım. Oh olsun sana, oh olsun. Aman Allah'ım, yaşlandım. Bu genç yaşımda ne hale geldim? Ruslan. Çabuk gençleştir beni. Bari çok iyi hayatım. Yalnız çok fazla yormayın birbirinizi, tamam mı? Ruhsar!
Alçak ay Halit, alçak! Böyle, beni böyle bırakamazsın. Oraya gir. Gidersen git. Oğlum. Oğlum benim. Mazhar kocacığım. Kahvaltı hazır, hadi gel canım. Yandık. Ben eczaneye gidiyorum. Biraz sesim kısık ondan. Sakın soğuk su içme. Sonra hastalanırsın. Dayanamam. Tamam ayol, tamam. Ah bu prostat. Ah. Valide Sultan geldi. Eyvah. Siz kimsiniz? Sus. Teyzeniz. Ne diyor? Anlamadım. Sarkar'ı duymuyor su teyzen. Ha su teyzi satçısıymış. Kendi sesi çıkmıyor. Amca yardım edin. Hadi orada. Duydum hadi. Kapıya çıkıyor. Ne oldu su içti. Ay anne yazık adam 2000 kum olmuş zaten. Kendi hoşçakal amca. Tavsiye. Yenge. Yengenim. Yengeciğim. Neredesin? Geldim. Merhaba efendim. Merhaba da. Acaba siz kim oluyorsunuz teyzeciğim? Ben sizin gelininizim. Ne? Hanım, sen ne diyorsun canım? Ay, inanamıyorum. Ah, inanabilirsiniz. Ay, lumbago. Ay, romatizmalarım azdı. Ay, ikinizden biri şöyle yatak odasına kadar gidin de ilaçlarımı getirin. Ama bu nasıl olur? Ne bileyim anne, olmuş işte. Gördüğüm kadarıyla gelinin sana değil de sen gelinine hizmet edeceksin. Görümceciğim sana zahmet. Hadi şuradaki eczaneye kadar gidip de bir kutu Viagra al. Allah'ım Allah'ım. Anne ne yapacağız şimdi? Durumu anlayana kadar bir süre isteklerini yerine getireceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet.